Ahmet abin gelmekte belki gelebilir misin? Ha, pardon bir dakika. Ahmet Tabakoğlu hocamız. Evet. Abinle konuşacaksın. Kampı anlat, hocamızı anlat. 5 dakika normal, 5 dakika olabilir. Buyurun. Hepinize selamlar, hürmetler. Ben de 1966 yılında buradaydım. Bu Ergenekon çay bahçesinde hiçbir şey yoktu. Burada geldiğimiz zaman rahmetli hocamız bize örnek olarak evvela ne yapmamız gerektiğini söyledi. Önce burada temel ihtiyaçlar için gerekli olan çukurları kazdık. Arkasından bir kendimize sofra hazırladık, sofra yaptık yani kazarak. Daha sonra bir voleybol bahçesi yaptık. Orada çalışırken tamamen bedeni çalışmalar ve işte bu arkadaşımız kadar küçük çocuğumuz. Ondan sonra 14 yaşında büyükler de vardı. aradan 50 yıl geçmiş. Murat abimiz bize telefon edince 50 yıl geçtiğini yani ne sattılığı göremiyorum. O andaki ruh halimiz çok şeydi, değişikti. Ben Murat abi bu işe merak olduğu için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyor. Hepimizi bir yerlere getirdi. 50 yıl öncesini hatırladık. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Ahmet Tabakoğlu hocamıza teşekkür ediyorum. Yusuf Çiçek demiştik. Biliyorum ben Yusuf abiden gelir yani. Evet, biliyorum. Doktor Yusuf Çiçek, Cerrahpaşa'da Profesör Doktor, değerli arkadaşımız. Buyurun. Allah'a emanet olu. Hoş geldiniz hepiniz. Benim en önemli söylemek istediğim burada, hakikaten bizim İmam Hatip Okulu'ndayken bir hocamız vardı. Saçları döküyor, hatırlarsanız doğrusu. Şöyle derdi hep bize, işte sizler oğlum kendinize çok dikkat edin, ileride bu ülkeyi siz yöneteceksiniz. Bunu hiç unutmam ve arkadaşlarımız hep gülerdik. Adam hayal görüyor, hazırladın mı bacınca? Neyse şunu söyleyeceğim Murat hocam, birincisi tabii güzellik detayda yatar. Bence bu çok böyle huzur duyarak geldiğim bir şey ama gerçekten bizim dönemin veya başka dönemin arkadaşları hiç yok gibi. Bu işi önceden programlayıp öğleden daha da... Öğleden sonra gelecekler. Efendim? Yoldalar, geliyorlar. Öğleden sonra gelecekler. Ha, bugün gelecekler. Evet, evet inşallah. Tabii herkes iki günde bulunamayabilir. Doğru, evet. Şimdi şuna şükrediyorum. Bir Galatasaray, işte bir İstanbul Erkek Lisesi'nin böyle akımları vardı. Yani bunlar bakarsın dünyanın öbür ucunda da olsa birbirine acayip kollarlar, acayip bağlıdırlar birbirine. İnşallah bizler de İmam Hatip mezunları olarak bu tür, ya ben bunun eksikliğini çok hissediyorum. Bilmiyorum diğer arkadaşlarım nasıl düşünüyor. Okulda görürsün ne yapar yapar onların, yani karaya ak der Galatasaraylılar. Allah Allah, biraz sonra kendisi de inanır yani. Aa, bu hakikaten beyazmış diye. Neyse şükürler olsun Allah'ıma. Gene eski günleri, temelleri de burada atıldı belki. Şükürler olsun gene tekrar buluştuk. Güzel arkadaşlarımızı gördük. Hepinize sağlık ve afiyetler. Tekrar Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Yusuf abi. Evet.